Bugün harika bir atmosferdeyiz. Yere Bakan Sağlıcı'ndayız. Harika bir konser bizi bekliyor. Ben merdivenlerden dinlerken güzel tınırlar, tanrım dedim, cennete mi geldiniz böyle bir an? İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Serhan Bali, bu işin mimarı bir yerde. İkinci seri değil mi konserlerde? İkinci seri. Bugünkü konsept oldukça ilginç ve çok cezbedici bir olay. Lütfen birazcık açıklamayı var mısınız? Acele ediyoruz çünkü konser başlamak için. Evet, acelemiz var, sağ olun. Hem derden tam bu Yusuf'a çalışan konsept ilişkisi ve grubumuzun üstü de Ansambul, Oryant, Oryant, İstanbul. Çok güzel bir düzenlerle buluşuyor. Bugün Meyzen Yılınca açık olduğu yerine Kemal Yılın Tokyo arkadaşımız bizlerle birlikte olacağımız için dediğimizden heyecanla bekliyoruz konseptin başlamasını. Harikasın. Birazcık da açıklama yapar mısınız? Batı'dan İstanbul'un birleşmesi çok akustik bir yer. Zor mu? Neler söyleyeceksiniz? Evet, akustik ortamı çok zor. Çok zor. İsteyenlere sıkıntılar çıkarıyor. Ama tabii müziğin gücü çok büyük. Biz müziğin gücüne sığınarak akustik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ve programı çok anlamlı. Bunun da doğru müziğin gücü kullanıyoruz. Çok büyük bir çizimleri biz bu konserde birleştiriyoruz. Evet, buraya getirme misyon. Arkadaşlar, ayın 8'inde tekrar var. Kaçırmayın diyelim. Müthiş bir şey, prova bile yani çok heyecanlandı, çok duygulandı. Emeğinizi yüreğinize sağlık, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. İkincisini yapmaktayız ve ikinci dizimizin de üçüncü konserindeyiz. Bu dizimiz Georg Friedrich Händel ile Tamburi Mustafa Çavuş'u bir araya getiriyor. Birinci dizide de Johann Sebastian Bach ve Buhurizade Mustafa Isri Efendi'yi bir araya getirmeye gayret etmiştik. Efendim, konserimizi açarken öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm işçilerin, tüm emekçilerin bayramını, tüm emekçi müzisyenlerin, değil mi efendim? Bayramını kutlarız. 434 eser sayılı klavye suitinden 4. bölüm deyince belki pek çoğunuz hatırlamamış olabilir ama menuetto dersem eğer, Händel'in menuesi veya menuettosu dersem tabii daha iyi anlaşılır. Händel'in en güzel eskilerinden biri. Hem Händel hem de Mustafa Çavuş hakkında sizlere çok kısa bilgiler vermeye gayret edeceğim. Tamburi Mustafa Çavuş'un bugün şarkılarına odaklandık. Çünkü o bir şarkı bestecisi. Bulunmaz bir şarkı bestecisi. Fakat bazı şarkılarını enstrümantal, bazılarını sözlü yorumlayacağız. Şimdiki parçamız, şarkımız enstrümantal olarak yorumlanacak. Şehnaz makamında bir şarkı bu. Türk müziğinin en sevilen makamlarından biri olan Şehnaz makamında bestelediği bu şarkısının sözleri şöyle. Bir fırsat bulup sevgilinin yanına gitsem, biraz olsun ona derdimi açabilsem. Sevgilinin elinden ve halkın dilinden ne yapsam kurtulamam. Evet, fırsat bulsam, yâre varsam adlı şarkısıyla şimdi dinliyoruz. Vereceksiniz.
Rinaldi Operası'ndan bir soprano aryası gelecek. Çalgılarla yorumladık. Halle'liydi. Almanya'nın Halle, Tuz şehri Halle'den dünyaya çıkmıştı. Tamburi Mustafa Çavuş ise Kadıköy'lü. Evet, babası Kadı. Kadı Mehmet Efendi oğlu, yani Kadızade. Hem Kadızade, hem Kadıoğlu, hem Kadıköy'lü. Doğum bölgelerinin güftelerini de ezici çoğunlukla kendisi yazmış. Güfteleri de çok başarılı ve birazdan bahsedeceğim. Özellikle Türkçemiz bakımından da çok önemli. Hisar Buselik makamında bir şarkısını şimdi yorumlayacak arkadaşlarımız. Düçeşmimden gitmez aşkın hayali. Saza'da hakimdi. Ve özellikle kariyerinin ilk döneminde ve orta döneminde bu iki çalgı için, klavyeli çalgılar için bol bol eserler verdi. Dinlemeyle bilir. Keman ve viola için yapmıştır bunu. Halvorsen. Ve şimdi sanatçılarımız sizlere Handel'in Pasakalya adlı eserinin Halvorsen tarafından yapılmış düzenlemesini seslendirecekler. Kariyerinin artık biraz geç dönemleri opera bestelemekten artık opera bestelemeyi artık bırakacaktır büyük usta ve oratorio sanatına geçiş yapacaktır. Hiçbiri diye sesleniyor imparator. Bu ağacın gölgesi kadar tatlı ve bana huzur verici olmamıştır. Now the Emperor's Aria, Ombra Mai Fu from Handel's Opera, Serse. Tamburimizden önce bir Handel daha, sonra Tamburi Mustafa Çavuş'un muhteşem bir şarkısına kulak vereceğiz. En ardından Ağıt Yakıyorum aryasını şimdi dinliyoruz. Piangero la sorte mia, Cleopatra's aria from Handel's opera, Giulio Cesare in Egitto. Sentidir dizi mekan.
Yeah.